Evet, açıklamalar bu şekildeydi. Şimdi Savaş Çorlu ile birlikte Galatasaray'ın gündemini konuşacağız. Hemen Savaş Çorlu'ya hoş geldiniz diyelim. Hoş geldiniz Savaş Çorlu. Hoş bulduk sevgili Ceyda, yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Az önce Antalya kampında futbolcuların yapmış olduğu röportajları izledik birlikte. Zaha'nın sözleriyle başlayalım istiyorum açıklamalarıyla. Siz nasıl değerlendirirsiniz Savaş Çorlu? Bu benim Galatasaray'daki ilk senem ve ilk sene performansının üzerine koymaya çalışacağım ama İngiltere'de sergilediğim o şahane performansa 10 yılda ulaşmıştım yorumunu yaptı. Sanki biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu söyler gibiydi. Açıkçası çok gerçekçi açıklamalardı. Biz Zaha transfer edilirken Zaha'dan bu İngiltere Premier Lig'deki performansını bekliyorduk. Ama o onu yakalamak için bir 10 sene çalıştığını ve o duruma gelmenin kolay olmadığını söyledi. Sakatlıktan çıkmasıyla birlikte yeniden eski Zaha formuna yavaş yavaş döndüğünü ifade etti. Kasımpaşa maçındaki performansı özellikle Hakim Ziyech'le beraber iyiye doğru gidiyor. Lig sonu geliyor ama Zaha'nın kalması halinde önümüzdeki sezon biz o İngiltere Premier Ligi'nde bahsetmiş olduğu Zaha'yı izleyeceğiz. Bu da kendisi de bunu çok net bir şekilde ifade etti. Çok gerçekçi açıklamalar yaptı bence. Yani böyle hayalci ya da tribüne oynayan tabirde açıklamalar değil. Kendisi de en iyi kendisi bildiği için çok net bir şekilde ifadeler kullandı. Ben tebrik ediyorum. Ama Zaha'nın beklentiyi karşılamaması o sakatlık dönemindeki geçirmiş olduğu dönem değil de biz hep iyi izlediğimiz o İngiltere Premier Ligi'ndeki Zaha'yı izleyecekmişiz gibi olması, beklentinin yüksek olması medya bizler için, taraftarlar için öyleydi ama kendisini çok net ifade etti. Bundan sonra o Zaha'yı izletmek istediğini çok net bir şekilde belirtti. Tabii Mertens'e devam edelim. Mertens bu sezon sergilediği performansla birlikte geçen senenin de üzerine çıktı. Gerçekten hem takım içinde almış olduğu sorumluluk hem yaptığı abilik, yani bu her fırsatta göze çarpıyor gerçekten. Ve aynı zamanda çok da iyi bir profesyonel. Galatasaray taraftarlarını, futbol severleri mutlu edecek bir haber verdi. Bir yıl daha devam edeceğim. Çünkü performansım iyi, performansımdan mutluyum. Burada ya da başka bir yerde. Ama bir yıl daha devam edeceğim yorumunu yaptı. Burada ya da başka yerde sizce Galatasaray'da mı olur? Bence Galatasaray'da olur. Güzel bir haber. Ben bunu fotomaçta yaklaşık bir ay önce haberini yapmıştım. Mertens'in Galatasaray'da devam etmek istediğini, yönetim bu şekilde istiyor, Okan Hoca bu şekilde istiyor, futbolcular istiyor ama son ses söyleyecek olan kişi Mertens'ti. Bunu da çok net bir şekilde basın toplantısında bütün kamuoyuna duyurmuş oldu. Burada ya da başka bir yerde sözü tamamen mütevazi olmasından dolayı, çok fazla mütevazi, çok fazla beyefendi, çok fazla profesyonel, hakikaten izlediğim en profesyonel oyunculardan bir tanesi diyebilirim. Vücudunun da kendi mantığını da oynamak istediğini ifade etti. Galatasaray gereğini yapacaktır. Daha önce bir protokol hazırlığı vardı. Bunu önümüzdeki günlerde resmiyete döker. Ben açıkçası Mertens'i bir yıl daha izlemekten büyük keyif alırım. Çünkü haddini bilerek oynuyor. Oyun içindeki dengeleri iyi sağlayabiliyor. Takım arkadaşlarıyla uyumu, liderlik özelliği. Geçen seneki kazanılan şampiyonlukta gerçekten de en önemli mimarlardan bir tanesiydi. Bu sezonda şöyle bir kritik 10-12 haftaya baktığımız zaman hemen hemen Mertens birçok maçta vardı. Şampiyonlar Ligi'ne kalınmasındaki önemli maçlarında vardı. Kulübeye geçti. Zaha oynadı, Kerem oynadı, diğer Kerem de bir oynadı. 10 numarayı başkalarına devretti ama hiç küsmedi. Çok iyi bir profesyonel, çok iyi bir aile babası. Ciro'nun da bu kampta doğum günü kutlandı. Çok güzel bir görüntüler vardı. Yani Galatasaray'da bir sene daha oynamayı fazlasıyla hak ediyor. Yedek olur, oyunda olur, kulübede olur ama mutlaka Mertens'in olması gerektiğini düşünüyorum bir sene daha. Hatta daha ileri gidelim. Daha sonra da teknik heyette yer alabilir. Mertens öyle bir karakter sevgili izleyenler. Ve bu kamp döneminden Galatasaray Antalya'da yapıyor, kampını gerçekleştiriyor. Bu milli arada hem futbolcuların aileleriyle birlikte biraz daha o takım halinde aile ortamının yakalanması hem de daha konsantre bir şekilde hazırlanılması. Dönüşte Atakaş Hatayspor'la karşı karşıya gelecek Galatasaray ligin devamındaki ilk maçında. Ve nasıl değişikliklere gideceği hocanın merak ediliyor ama herhalde bu değişiklikten kasıt savunma dörtlüsünde bir değişiklik olabilir deniyor. Sizin beklentileriniz neler milli ara dönüşü Galatasaray'da? Mutlaka o değişiklikler olacak, olmak zorunda da. Ama şöyle bir mini bir kampı değerlendirecek olursak, bugün kamp bitiyor, 4 günlük kamp. Akşam öğleden sonra antrenman var. Okan Hoca'nın da şu saatlerde medya mensuplarıyla yaptığı bir sohbet toplantısı var. Gün içinde oradan da mutlaka manşetler gelecektir. Ama kampı değerlendirecek olursak,
Okan Hoca'nın futbolculuğu döneminde, Fatih Terim döneminde, ta ki 96-2000 yıllarında da, 2000 sonrasında bu tip kampları Fatih Hoca milli takımda da, Galatasaray'da da yapıyordu. Okan Hoca da o serüveni iyi bildiği için burada 4 günlük çok güzel bir mental anlamda, psikolojik anlamda, taktik anlamında belki takımın tamamı yoktu ama çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini düşünüyorum. Hatayspor ve Fenerbahçe Süper Kupa maçları öncesi, yeniden bir zorlu periyoda gelecek dönem öncesi futbolcuları müthiş bir şekilde kaynaştırdı. Basın toplantılarına baktığımız zaman da gerek Mertens'te olsun, gerek Zaha'da olsun, bugün Vinicius'un Galatasaray TV yapmış olduğu röportaj var orada. Müthiş bir kamp geçirdiler. Bu akşam dönüyorlar. Yarından itibaren tam kadro. Hatayspor maçı kolay bir maç olmayacak. Senin de ifade ettiğin gibi şimdi savunmada mutlaka bir değişiklik olacaktır. Abdülkerim dönüyor. Abdülkerim, Mertens, Nelson, orayı bekliyorum. Savunmanın sağında Kaan Ayhan bir takımda stoper oynadı. Burada bir takım eksikleri var. Belki orada Barış'ı düşünebilir çünkü Kaan Ayhan'ın böyle 2 maç 3 maç arka arka oynadığı zaman sakatlık problemi olabiliyor. Ben orada biraz da Hakim Ziyech'e yeri açmak için Barış'ı da bu sefer sağ bekte kullanabilir diyorum. Savunmada baktığımız zaman Muslera, Barış, Nelson, Abdülkerim Bardakçı ve Kön dörtlüsünü görebiliriz. Çünkü Hakim Ziyech Kasımpaşa maçındaki performansıyla gerçekten ilk 11'de oynamayı bence hak etti. Sakatlıktan çıktıktan sonra çok iyi bir dönüş yaptı. Ve Fenerbahçe derbisi var. Süper Kupa maçı var. Bu karşılaşmalar öncesi o savunmada bir değişiklik olur. Baktığımız zaman Zaha'nın da performansı çok iyi. Ha, Kerem bir takımdan yorgun dönüyor. Belki kanatlarda da aynı anda hem Hakim Ziyech hem Zaha'yı görebiliriz. Birkaç kez bunlar geçmişte oynadı ama bu maçta da Kerem'in de milli takımdan formsuz yorgun döneceğini düşünürsek böyle 3 tane değişiklik bekliyorum ben son Kasımpaşa maçına göre sevgili Ceyda. Biraz da tabii bu dönemde taraftarlar, bizi izleyenler biraz transfer haberlerine dair de bir kulakları hep oradan gelecek istihbaratlarda. Galatasaray bir yandan şampiyonluk yarışı sürerken diğer yandan da önümüzdeki sezona dair çeşitli isimler de gündeme gelmeye başladı Savaş Çorlu. Kiradan dönecek oyuncular var Sarı Kırmızılılar'da. Bunlardan biri Nicolò Zaniolo, onun da açıklamaları oldu. Ama nasıl şekillenecek yaz transfer dönemi? Sizin beklentileriniz neler? Evet, uzun bir süre var daha ama şimdiden isimler gündeme gelmeye başladı. Bir defa çok hareketli geçeceğini söyleyebilirim. Milli ara transferler için her zaman sinyallerini verir. İlk önce geleceklerden başlayalım. Sonra gidecekler de hareketli olacaktır. Evet, Zaniola çok net bir şekilde Galatasaray taraftarının, Okan Hoca'nın yeniden takımda görmek istediği bir oyuncu. Döneceğini söyleyebiliriz. Ama döndükten sonra başka bir yere gidebilir mi? Bir İtalya Avrupa Şampiyonası'nda İtalya milli takımına çağrıldı. Oradaki performansı, oradaki başarısıyla Galatasaray belki bu rakamı çok daha yukarılara çıkarıp satabileceği bir şey olabilir. Ama Galatasaray'a dönmesi halinde takıma çok net katkı sağlayacak bir oyuncudan bahsediyoruz. Yunus aynı şekilde kiralıktan dönme ihtimali çok yüksek. Emin Bayram var, çok başarılı bir sezon geçiriyor. Abdülkerim'in Rusya için birkaç tane takımdan teklif aldığını duyuyoruz. Sezon sonunda böyle bir değişiklik olursa Abdülkerim Bardakçı'nın yerine Emin Bayram'ı görebiliriz. Gerçekten de Emin Bayram çok başarılı bir sezon geçiriyor. Yusuf Demir var. Basel'e gitti. Orada çok fazla forma şansı bulamasa da beklentisi yüksek olan oyunculardandı. Transfer edecek oyunculara baktığımız zaman mutlaka Icardi'nin yanına Vinicius'un yerine bir tane forvet transferi yapılacak. Mertens'le sözleşme yenilenmiş olmuş olsa bile bir 10 numara transferi, bir Lucas Torreira'nın yerine 6, 8. Ben de hareketli bir transfer dönemi açıkçası bekliyorum sevgili Ceyda. Gidecekler ve gelecekler konusunda. Nelson'un transfer bedeli haberleri çıkıyor şu anda. 25 milyon euro serbest kalır maddesi var. Sezon başında Galatasaray yönetimi çok dik durmuştu. 10-12 milyon euro teklifi kabul etmemişti. Nelson burada kırıldı. Kadroda yer bulamadı. Ama bugün şu anda savunmada Sanchez dönmüş olsa bile Abdülkerim de tabii ki döndü. Nelson'un en garanti yeri baktığımız zaman o isim. Burada da takdir ediyorum. Nelson'u, Mertens gibi oyuncuları sezon başında belli dönemde kadro şansı, forma şansı bulamadıkları zaman bile hiç küsmeden şu anda takımın vazgeçilmezler oldular. Ya transfer dönemi gerçekten de hem gidecekler konusunda hem gelecekler konusunda bayağı hareketli geçecek. Kerem Aktürkoğlu için transfer teklifleri var. Barış Alper Yılmaz için transfer teklifleri var. Ve her geçen gün yeni isimlere de teklif gelebilir. Burada şampiyonluk da tabii ki önemli. Şampiyon olmanız durumunda oyunculara daha fazla bir ilgi olacaktır. Hemen akabinde bu sezon direkt Şampiyonlar Ligi'ne kalacak bir durumla söz konusu Galatasaray karşı karşıya. Artık 3 tane oynamayacak. Yani bir transfer haberlerini önümüzdeki günlerde bir sonraki Milara'da çok daha fazla duyarız. Hem gelecekler hem gidecekler. Ama kiralıktan
Zaniola, Yunus Akgün, Emin Bayram ve Yusuf Demir gibi isimlerin de yeni transfer olarak düşünebiliriz bu takıma. Bir de Başakşehir'de sağ bekimiz var tabii ki. Galatasaray'ın sağ beki var. Onu da unutmamak lazım. O da devre arasında almak isteyip alamamıştı Galatasaray. O da direkt oynayan oyunculardan bir tanesi olabilir. Son olarak bir şey daha sağ bekte. Sergio Oyer'in bu Hatayspor maçında oynaması bekleniyordu. Yine yetişmiyor. Kampta denenmiş ve Hatayspor ve Süper Kupa'da Fenerbahçe maçında da o bölgede Sergio Oyer'i göremeyeceğiz. Herhalde orada Barış ya da Kaan'dan birisini izleyeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz Savaş Çorlu. Ağzınıza sağlık yorumlarınız, değerlendirmeleriniz için. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere. Evet, Savaş Çorlu ile birlikte Galatasaray'ı konuştuk. Şimdi devam edelim Beşiktaş'la. Siyah beyazlı kulüp ikinci başkan Hüseyin Yücel'in profesyonel futbol disiplin kuruluna sevk edilmesi üzerine bir açıklama yayınladı.